Acar ünlü, Ahmet Başkanımızla birlikte yat limanını tekrar Marmaris'e kazandıracağız. Marmaris'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim koordinasyon merkezi düzenlenen görkemli bir törenle açıldı. Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü, açılışta yaptığı konuşmada, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras ile birlikte Marmaris'i daha ileri bir noktaya taşıma sözü verdi. Acar Ünlü sözlerine şöyle devam etti. Değerli Marmarisliler, öncelikle hepimizin Berat Kandili mübarek olsun. Bu aynı zamanda benim hicri doğum günüm. Berat Kandili günü doğmuşum. Evet, bugün, sağ olun. Bugün niye buradayız? Aslında hepimiz için gelecek planlaması yapmak için, geleceğimizi kurmak için bir adım atmak için buradayız. Bugün seçim ofisimizi açmak için buradayız. Seçim ofisimizi hazırladık. Gelin gibi süsledik. Bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosu, bir yerde Ahmet Başkanım, Genel Başkanımın fotoğrafları, hepsini koyduk. Neden? Çünkü biz bu değerlerle varız. Bu değerlere aşığız ve bizi biz yapan, bugüne kadar gelmemizde, şekillenmemizde rol oynayan, yol gösteren değerler bu değerler. Bizim bunlarla bir problemimiz olmadığı gibi bunlarla gurur da duyuyoruz. Geçen gün söyledim. Dedim ki AKP'nin bağımsız adayı dedim. Yer yerinden oynadı. Yok efendim AKP'nin adayı niye logoyu kullanıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ya arkadaşlar biz bir şey demedik ki. Biz sadece bir soru sorduk. Bu aday AKP'nin olduğu halde neden logosunu kullanmıyor? Neden genel başkanını kullanmıyor? Biz bunu sorduk. Yanlış mı yaptık? Yok. Bizim sorduğumuz soru şu. Bu değerlerle ilgili bir probleminiz mi var? Yani AKP'nin kurumsal kimliğiyle örtüşmeyen, uyuşmayan bir probleminiz mi var? Ama bizim yok. Biz bugün ne yapıyoruz? Bütün değerlerimize sahip çıkarak burada duruyoruz. Evet, sevgili Marmarisliler. Tabii Marmaris'i demişken Marmaris'i tanımını da bir yapmamız lazım. Marmaris'te olmak demek Marmaris'te doğmak demek değil. Marmaris'te olmak demek Marmaris için kaygı duymak demek. Marmaris'in sorunlarıyla ilgilenecek gücü iradeyi ortaya koyabilmek demek. Marmaris'te olmak için burada doğmamıza gerek yok. Kimimiz burada doğdu, kimimiz burayı yaşam alanı seçti ama hepimiz bugün Marmaris'teyiz. Hepimiz yarın bu Marmaris'in geleceği için ortaya koyacağımız mücadelede bunu aklımızdan çıkarmayacağız. Evet değerli dostlarım, biz ne yapacağız? Biz Marmaris'e bir gelecek çizeceğiz. Marmaris'in neye ihtiyacı olduğunu, ne eksikleri olduğunu, bugüne kadar yapılan hizmetlerin neleri istediğini, nelere ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu çalıştık. Yıllardan beri çalışıyoruz. Yıllardan beri bugüne hazırlanıyoruz ve ne yapmamız gerektiğini de çok iyi biliyoruz. Biz Marmaris'i olması gereken en yüksek noktadaki bir marka kent haline getireceğiz. Marmaris'i bulunduğu noktanın en üst seviyesine taşıyacağız. Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacağız. Bir kentin marka kent olabilmesi için öncelikle turist alması gerekiyor. Daha sonra nitelikli iş gücünü burada barındırması gerekiyor. Ulusal, uluslararası markaları çekebildiği gibi elimizdeki markalarımızı, elimizde bu Marmaris'in, bu kentin değerlerini de daha güçlendirmemiz, yukarı taşımamız gerekiyor. Bizim Marmaris'le ilgili yapacaklarımızın ana özetini bu şekilde açıklayabiliriz. Yani Marmaris yarın geleceğin bir marka kenti olacak ve bunu hep birlikte yapacağız. Marmaris'le ilgili AKP'nin adayının sürekli söylediği, sloganlarında kullandığı bir cümle var. Marmaris'e hizmet gelecek. Arkadaşlar Marmaris'e yıllardan beri hizmet geliyor. Hiçbir yerde yağmur suyu kanalı, kanalizasyon yokken
Bizim arıtma tesisimiz vardı, kanalizasyon hatlarımız vardı, çöp depolama alanlarımız vardı, yollarımız vardı. Bizim derelerimiz vardı, ıslah edilmişti, her şey yapılmıştı. Yani Marmaris'e hizmet yıllardan beri geliyor ve bugün yine bir başlangıcını, proje tanıtımını yaptığımız köylerimize de bugün su gitmek için projesi başlatıldı. Yani yıllardan beri Marmaris'e aslında hizmet geliyor. Bunu samimiyetle söylemek lazım. Bunun ne anlama geldiğini bilerek konuşmak lazım. Marmaris sanki 3. dünya kentiymiş de hepimiz çamurun içinde yaşıyormuşuz da buraya sanki hizmet getirecekler. Senin gücün var idiyse, sen hizmet getirebiliyor idiysen, bundan bir yıl önce o büyük felaketi yaşadığımızda sen neden vatandaşına IBAN gönderdin? Vatandaşına IBAN gönderen bir hükümet ve onun buradaki yansıması, siz Marmaris'e nasıl hizmet edeceksiniz? Siz vatandaşa IBAN gönderirken biz burada bütün Marmaris halkına hizmet ediyorduk. Evet, Marmaris'e hizmet gelecek. Marmaris'e hizmet gelecek. Bizim hükümetimiz büyükşehir. Marmaris'e hizmet büyükşehir belediye başkanımızın destekleriyle gelecek. Dünün tartışma konuları, dünün uzlaşılamayan konuları artık bugün çözüm noktasında. Bunların hepsini çözüyoruz. Ahmet başkanımızla beraber Marmaris'i olduğu noktadan ve hak ettiği noktadan çok daha ileriye taşıyacağız. Ahmet başkanımızdan limanı istedik. Tamam dedi. Yani yarın Marmaris limanı Marmaris Belediyesi'nin içinde olduğu bir grup ile bir anlaşma ile işletilecek. Marmaris'in çocuğu acayipli. Marmaris'in çocuğu acayipli. Evet. Bu simgesel bir şey. Evet, Marmaris Belediyesi'nin içinde olduğu bir yapı yarın Marmaris Belediyesi Marmaris Limanı'nı işletecek. Ama sadece bu da değil. Dünün bütün büyükşehir yasasından kaynaklı anlaşmazlıkları bu dönemde hepsi çözülecek. Ahmet Başkanımızla beraber, o da genç, dinamik, atak. O da memleketine bir şeyler yapmak istiyor. Biz de bir şeyler yapmak istiyor. Niyetlerimiz iyi ve bunların hepsini çözeceğiz. Bunların hepsini hep birlikte çözeceğiz, ortak akılla çözeceğiz. Biz o gün ne demiştik? Biz o gün ilk buraya geldiğimizde yarın için, Marmaris'in geleceği için bir dönem başlatıyoruz demiştik. Marmaris'in bundan 20 yıl sonra, 30 yıl sonra nerede olacağıyla ilgili bir dönem başlatıyoruz demiştik. İşte o dönemin ikinci basamağı bugün seçim ofisi açılışımız. Ama burada seçimden sonra asıl hepimizin birlikte yöneteceği bu Marmaris'e başka bir dönemi başlatacağız. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ahmet Aras'la dünün neden Ahmet Aras'ın çok iyi anlaşabileceğimizi söylüyorum. Biz şu anda köylere su götürüyoruz. Köylere artık Haziran ayı itibariyle kısım kısım su verilmeye başlanıyor. Tabii köylere su verilmeyle iş bitiyor mu? Bu başka bir sorun doğuruyor. Ne oluyor? Bu sefer pis suyumuz çıkıyor. Atık su çıkıyor. Biz dedik ki Ahmet Başkanımıza, başkanım bunu da çözmemiz lazım. Bir atık çıkıyor. Dedi ki bunu da arıtma tesisleriyle çözeriz. Tamam, paket arıtma tesisleri. Yarın dedik ki bu arıtma tesisleri bize enerji problemi çıkartacak. Köylerde günde 4 saat elektrik veriliyor. Onu da güneş panelleriyle, güneş tarlalarıyla çözeriz dedik. Yani şöyle bir avantajımız var arkadaşlar. Bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız Bodrumlu. Yani bizimle benzer dinamiklere sahip bir belediyenin, bir kentin belediye başkanı. Bizden önce benzer sorunları yaşamış bir kentin belediye başkanı. O yüzden Ahmet Başkanımız da günün koşullarındaki en güncel çözümler var. Ve bunu şu anda Muğla'ya yansıtacağız. Muğla'ya yansıtma zamanı. Evet, değerli dostlarım, hepimiz daha güzel bir Marmaris hak ediyoruz. Daha nitelikli, daha keyifli bir yaşama hak ediyoruz. Ve hep birlikte bunun başlangıcını yapacağız. 31 Mart günü bu izni bütün Marmaris'ten alabilmek için hep birlikte bir mücadeleyi bugünden itibaren daha aktif bir şekilde başlatacağız. Ben daha önce de söylemiştim, bu denizi yeniden çizeceğiz. Rengini yeniden maviye boyayacağız ve bu dağları yeniden yeşillendireceğiz. Hani hizmet diyorlar ya, keşke
bu hizmet diyen arkadaşlarımız bu laflarında samimi olsalar. Dün hizmet dediler, bugün hizmet diyorlar ama dün yangında hiçbir ortada yoktu. Hiçbir ortada yoktu. Biz 500 metre yangın hortumunu Turgut Köyü'ne ulaştırmaya çalışırken dağdan aşağı inen yangında yol kapalı. Hortumu göndermemiz lazım. Geri döndük. Denizden bir arkadaşımızın teknesiyle beraber o 500 metre hortumu ulaştırmak için Turgut Köyü'ne denizden gittik. Ama bugün Marmaris'e hizmet gelecek diyenler keşke dün helikopterlerini o yangının söndürülmesi için kullansalardı. Madem bu kadar Marmaris'i seviyorsunuz, verseydiniz helikopterinizi de bu yangınlara bir damla suyunuz, hakkınız olsaydı. Marmaris'in yeşil demek insanlarda farklı algı yaratıyor. Yeşil dendiği zaman dolar, mavi dendiği zaman da euro anlaşılıyor. Ben bunu anlıyorum. O yüzden bizim yapmamız gereken şey Marmaris'imize sahip çıkmak. Marmaris'imize bundan önce sahip çıkıldığı gibi bundan sonra da bizlerin vasıtasıyla sahip çıkacak. Ben bugüne kadar görev yapmış olan bütün başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Marmaris'e hizmet dün gelmedi. Yarın da bunların vasıtasıyla da gelmeyecek. Yıllardan beri bütün belediye başkanlarımız yaklaşık 100 yıllık Marmaris Belediyesi tarihi boyunca hepsi hizmet etti. Ölenlere Allah'tan rahmet, sağ olanlara da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynı şekilde şu anda belediye başkanlığı görevimizi yapan Mehmet kardeşime de huzurlarınızda ben de çok teşekkür ediyorum. Yaptığı özenli hizmetler için ben kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. El ele, kol kola, omuz omuza. El ele, kol kola, omuz omuza. El ele, kol kola, omuz omuza. Evet, değerli dostlarım, çok yakında projelerimizi açıklayacağız. Marmaris için nasıl bir gelecek planlıyoruz? Marmaris'i nasıl bir yere hayal ediyoruz? Bunların hepsini sizlerle paylaşacağız. Bizim amacımız Marmaris'e bir gelecek çizmek. Tabii ki merkezi hükümetin yarattığı sorunların farkındayız. Vatandaşımıza yarattığı ekonomik sıkıntıların, ekonomik sorunların, yaşadığımız sosyal problemlerin hepsinin farkındayız. Bunlarla ilgili de günlük sorunlara çözüm tabii ki getireceğiz. Ama asıl hedefimiz bizim Marmaris'e bir gelecek çizmek. Turizmle ilgili yapacağımız çok şeyler var. Bizim turizmde sezonu uzatmakla ilgili bir kaygımız var. 12 ay turizm deniyor. Bugün bu şartlarda 12 ay turizmle ilgili bir çalışma yapılması çok kolay bir şey değil ama bir yerden başlayacağız ve biz sezonu uzatmakla başlayacağız. Marmaris'in kültür sanatına katkıda bulunacak, çeşitlendirecek, kültür sanat hayatını, spor etkinliklerini çeşitlendirecek faaliyetlerde bulunacağız. Kadınlarımızın sosyal hayata katılmasını sağlayacak olan kreş projelerimizi hayata geçireceğiz. Gençlerimizin daha uygun koşullarda eğitim alabilme eşitliğini, fırsat eşitliğini sağlayacak projeler yapacağız. Ve bunları hep birlikte yapacağız. Evet, değerli dostlarım, yarın bu denizi yeniden çizeceğiz, maviye yeniden boyayacağız ve bunu hep birlikte yapacağız. Size buraya ilk geldiğim gündeki verdiğim söz gibi, inanın bundan 10 yıl sonra, bundan 20 yıl sonra, bundan 30 yıl sonra çocuklarınız, torunlarınız bugünü işaret ederek size teşekkür edecek. Niye teşekkür edecek? Bu mücadelenin içinde olduğunuz için teşekkür edecek. Onlara güzel bir Marmaris yaratmayı başardığımız için teşekkür edecek. Onlara daha yaşanılabilir bir kent bırakma mücadelesinin içinde olduğunuz için teşekkür edecek. Bu hayali gerçek yapmaya, bugünden adım atmaya var mısınız? Bu hayal için hep birlikte mücadele etmeye var mısınız? Bu hayali yarın gerçekleştirip çocuklarımıza bu memleketi temiz bir şekilde, güvenli bir şekilde, namuslu bir şekilde devretmeye var mısınız? Ben de yine tekrar ediyorum. Bu hayal için, bu hedef için ben de
sizlere sonuna kadar dürüst, namuslu bir şekilde bize bırakılan adı benim de çocuğuma namuslu bir şekilde bırakacağıma, temiz bir şekilde bırakacağıma hepinize söz veriyorum. Bravo. Buraya geldiğiniz için ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıç. Bu yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni bir Marmaris yaratma hayaliyle yola çıkıyoruz. Hepiniz iyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Thank you.